Arkası Yarın. Don Quixote. 6. bölüm. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Cervantes. Uyarlama Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Davut Genç. Montaj Halil Karabacak. Okuduğu şövalye romanlarının etkisinde kalan bir İspanyol soylusu sonunda kafayı bozarak şövalye olmaya karar verir ve adını Don Quixote olarak ilan eder. Bir gece dedesinden kalma tarihi zırhı, kılıcı, mızrağı kuşanıp cılız beygirini atlayarak zalimler tarafından ezilen mazlum halkı kurtarmak için harekete geçer. Bu sırada aynı köyde yaşayan ve yoksul bir köylü olan Sancho Panza'yı da seyis olarak yanına alıp yola çıkar. Artık onun için hanlar şato, hancılar birer soylu beydir. Son maceraları kralın zincire vurduğu mahkumları olur. Onları masum insanlar sanarak kurtarmak için hücum edince kargaşa çıkar. Bu kargaşadan faydalanan mahkumlar kaçar. Yaptıkları işin yanlışlığını anlayan Don Quixote ve Sancho kaçarak bir ormana gizlenir. Bu sırada köyün berberi Don Quixote'u evine döndürmenin çarelerini aramaktadır. Söyle Pancho, dursun ya da ne haber? Haberler gayet iyi. Hem de beklediğinizden daha iyi. Bana yeniden hayat verdin sevgili Sancho. Demek sevgilimi gördün. Kendisine mektubumu verdin öyle mi? Evet senyor. Hem de elimle koymuş gibi kolayca buldum onu. Mektubunuzu alınca ne kadar sevindi bilemezsiniz. Öptü, kokladı ve sonra da düğmesine vererek okumasını söyledi. Devam et lütfen. Dünyanın krallığını verseler bu kadar sevindiremezdin beni. Anlat, anlat. Hadi heyecanlı oluyor, anlat. O da sizi seviyormuş. Sık sık rüyasında görüyormuş. Bana dedi ki, sevgili Sancho, söyle zalimlerin korkulu rüyası mançolu Don Quixote'a, en kısa zamanda onun olacağım dedi. Aa, dursun ya, dursun ya, sevgili dursun. Hem sen de kimsin? Dur orada ya yabancı, kimsin, burada ne işin var? Pek saygıdeğer senyor şövalye, ben sizin hakir bir kölenizim. Yaveri bulunduğum Mikomikon prensesi beni size gönderip kendilerini huzura kabul etmenizi rica ediyorlar. Aa, efendim, ben de tam size bunu açıklayacaktım soylu şövalyem. Niye? Zavallı prensesin kötü kalbi bir devle başı dertli. Evet aynen öyle şövalyem. Gördün mü oğlum Sancho? Tesbih duası tesirini göstermeye başladı bile. Aynı günde iki büyük sevinci birden yaşıyorum. Prensesinin senyor alteslerine söyleyiniz kendisini burada kabul etmekten şeref duyacağım. Peki efendim. Allah kılıcınıza güç versin senyor şövalye. Bu iyiliğinizi ömür boyu unutmayacağız. Şimdi getiririm kendisini efendim. Şimdi. Söyle Sancho. Prensesi gördün mü? Gördüm aziz şövalyem. Çok güzel bir kız. Nerenin prensesiymiş? Şeyin prensesiymiş. Neyin de şey ya bilmem neyin prensesi. Şapşal seyis. Bir ülkenin adını bile aklında tutamıyorsun. Sakın prensesin yanında abuk subuk konuşup da rezil etme beni. Ben o kadar cahil miyim? Görgüsüz müyüm senyor? İşte prensesi getirdin soylu ve ünlü şövalye. Aman Allah'ım ne harika bir güzellik bu. En şövalyenin yaşayan abidesi. Karşınızda dünyanın en talihsiz, zevasız prensesini görüyorsunuz. Ona ancak siz yardım edebilirsiniz. Lütfen önümden kalkınız prenses. Ben sizin kölenizim. Ricanız benim için emirdir. O halde beni o kötü devin elinden kurtarmadıkça başka hiçbir şey için kılıcınızı el atmayacağınıza söz veriniz. Sizden bu sözü almadıkça yerimden kalkmayacağım. Size şövalye sözü veriyorum ki o hain devin kellesini gövdesinden ayırmadıkça başka hiçbir şey için kılıcımı el atmayacağım. Lütfen yalvarıyorum size kalkın artık yerden. Prenses senyora, efendim yemin ettiğine göre o devi ölmüş bilin. Sen de kendini adana kavuşmuş bil ey bahtlı seyis. Teşekkür ederim prensesim. Çok cömertsiniz. Ne? Ah aç gözlü uşak. Bunu bana nasıl yaparsın? Prensesin önünde beni küçük düşürmeye utanmıyor musun?
Ah seni oraya yaktınız beni. Adadan madadan söz etmenin sırası mıydı şimdi? Kalıbımı basarım ki soylusu da soysuzu da gevezelikte aynı bu kadın milleti. Sus rezil herif. Konuştukça çam deviriyorsun şapşal uşak. İyi valla her şey yolundayken sevgili panço işler kötüye gidince şapşal. Ha? Lütfen soylu şövalyem. Affetmek büyüklüğün şanındandır. Hatırım için iyi kalpli seyisinizi bağışlamanızı rica ediyorum sizden. Çünkü benden ada filan istemiş değildir. Hakkınızda o kadar çok şey duydum ki Sancho'ya bağışlamayı vaat ettiğiniz ada da bunların içinde. Soylu prensesim siz onu yeterince tanımıyorsunuz. Yüz bulduğumu hastalarını ister. Bazen uşak olduğunu unutup ortağımmış gibi benimle pazarlığa tutuşur. Eğer kendisine gösterdiğiniz yakınlıktan dolayı sizden bir ada istemiş olsaydı buna hiç şaşmazdım. Sevgili prensesim, o kara vicdanlı dev mutlaka kaçtığınızı öğrenmiş. Halkınıza etmedik zulüm bırakmamıştır. Sevgili şövalyemiz, lütfedip yola çıkmamıza izin verirlerse kendisine müteşekkir kalırız. Yaverim çok haklı asil şövalye hazretleri. Devin başını gövdesinden ayırdığınızı görmedikçe içim rahat etmeyecek. Halkım işkence altında inerken gözüme uyku girmeyecek. Sizin şu üzüntünüz deve kinimi bir kat daha artırmış bulunuyor güzel senyora. Onunla karşılaşabilmek için sabırsızlanıyorum. Hemen yola çıkalım. Sancho atlarımızı getir. Aziz ve soylu şövalyem. Beni ve halkımı o iğrenç devin elinden kurtaracaksınız değil mi? Şimdiden o devi ölmüş farz edebilirsiniz soylu prensesim. Hiç merak etmeyin. Aman 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 kimleri görüyorum. Sevgili dostum peder bu ne tesadüf. Sizin buralarda ne işiniz var? Soylu Mikomikon prensesinin sizi aradığını bildiğimden onu takip ettim. Bu hareketimi mazur göreceğiniz umarım. Zira sizi çok özledim. Ayrıca şöhretinizin İspanya sınırlarını aşmış olmasından da gurur duyuyorum. Şöhret peşinde koşan biri olmadığımı çok iyi bilirsiniz muhterem peder. Nerede gözyaşı, nerede kanayan bir yara varsa oraya koşmak benim için zevktir. Bunu da sırf cennete kavuşmak maksadıyla yapıyorum. Kimseden en ufak bir menfaat beklemiyorum. Ama müşteri kendi rızasıyla bir adacık verirse ne zarar olabilir ki? Sus terbiyesiz küstah uşak, al bakalım. Ah kafam, kafam. Ne kızıyorsunuz efendim? Eğer siz bir daha yüzet böyle savaşmaya devam ederseniz ömrümün sonuna kadar vaat ettiğiniz adama kavuşamayacağım demektir. Söyleyin dostlar, haksız mıyım? Neyse, hadi oyalanmayalım, vakit kaybetmeyelim ve gidelim. Daha hilasya edecek de! Amanın, amanın bu anırma. Bu anırma benim boz eşeğimin anırması. Evet, nerede olursa olsun tanırım onu. Görüyor musunuz sevgili efendim? Bütün kutsal şeyler üzerinde yemin ederim ki şu gelen benim eşeğimdir. Üstündeki de hürriyetine kavuşturduğunuz kürek mahkumlarından biri değil mi? Vay canına, evet eşeği de üstündekini de tanıyorum Sancho. Hey sen hırsız, dur orada. Eyvah tanıdılar beni. Dur namert herif. Nereye kaçıyorsun? Dur diyorum Allah sana. En iyisi eşeği bırakıp kaçmak. Eyvahlar olsun mahkumu kaçırdık. Ah benim can yoldaşım. Nihayet sana kavuşabildim boz eşeğim. Söyle bakayım o haydut herif sana çok eziyet etti mi? Yoksa seni sattığını mı düşündün? Karşılığında 3 sıpa değil 3 kese altın bile verseler senden asla vazgeçmem. Saygıdeğer şövalyem, bu mahkum hikayesinde neyin nesi oluyor? Ben anlatayım muhterem peder. Be hey sen uşak, senden mahkumları soran mı oldu? Aklının ermediği şeylere ne diye burnunu sokuyorsun? Niye kızıyorsunuz soylu şövalyem? Yalan mı yani? Kralın muhafızlarıyla savaşıp ellerindeki kürek mahkumlarını serbest bırakmadınız mı? Şövalyeliğin şeysinden anlamadığın nasıl da belli oluyor Sancho. Zincire vurulmuş o insanlar suçsuz olduklarını söyleyip kendilerini kurtarmam için yalvardı. Hangi şartlar altında olursa olsun birileri benden yardım isteyince onları geri çeviremeyeceğimi sen de pekala biliyorsun. Kralın muhafızlara kılıç kaldırmanın krala isyan etmek olduğunu bilmiyor musunuz? Bir yerde haksızlık varsa kral mural dinlemem peder. O insanlar günahkar da olsalar... Değil mi ki kendi arzuları dışında zincire vurulmuş, zorla kadırgalarda kürek çekmeye mahkum edilmişler. Gezginci bir şövalye olarak duruma el koymaktan başka çarem yoktu. Ben doğru olanı yaptım. Peki şimdi kral muhafızları veyahut da Sente Hermanda polisleri sizi aramaya çıkmışlarsa? Dünyanın bütün muhafızları da önüme çıksalar sevgili senyoraya verdiğim sözü yerine getirmekten beni alıkoyamazlar. Sevgili dostum bu cesaretsiz oldukça Mikomikon ülkesine kan kusturan o devin de hakkından geleceğinize kesinlikle inanıyorum. Eğer büyülü değilse bu efendim için peynir ekmek yemekten daha kolay bir iştir.
Dua edelim ki o kötü dev büyülenmiş filan olmasın. Çünkü ne kadar büyülü işe girmişsek temiz bir dayak yiyip öyle çıkmışızdır. Dayak. Hey patavatsız herif bey. Sana adam gibi konuşmasını bir türlü öğretemedim gitti. Bütün büyücüler başına üşüşsün değil mi? Kızmayın söyle efendim, ne yapayım yani, yalan mı söyleyeyim? Acaba dünya kurulalı beri benim gibi bahtsız bir şövalye gelmiş midir? Şimdi ne oldu ki ey soylu efendim? Daha ne olacak? Gezici bir şövalyenin şerefi yanındaki seyisle ölçülür. Seni görgüsüz keçi çobanı şerefime iki paralık ettir. İftira! Düpedüz iftira! Ey soylu efendim! Kes konuşmayı da yolumuza devam edelim. Sevgili prensese musallat olan şu devi bir an önce öldürmek ve halkını huzura kavuşturmak istiyorum. Papaz efendim. Saatlerdir yürüyoruz. Senin şu sahibinle anlaştığın han nerede? Az ileride berber. Merak etme, yorulduk bahanesiyle geceyi hanla geçireceğiz. Peki sonra ne yapacağız? Gece yarısı han sahibinin bizim için hazırladığı ve içinde kafes bulunan bir atlı arabaya koyup Donkşut'un elini ayağını bağlayarak köydeki şatosuna geri götüreceğiz. Peki, kafese neden gerek gördün ki? O delinin uyanıp ortalığı karıştırmasını istemiyorum. Doğru ya. Şu işi bir an evvel bitirsek iyi olacak. Kendisini gerçek bir şövalye zanneden bizim senyörün ne yapacağı hiç belli olmaz. İyice kafayı üşütmüş anlaşılır. Sayın Şövalye Hazretleri, prensesimiz çok uzun bir yoldan geldi. Şimdi fazla yoruldu. Eğer izin verirseniz bu geceyi handa geçirmek ve sabah erkenden yola çıkmak istiyoruz. Ağlar, yolcu yolunda gerek. Prensesimizin halkı o kötü devin elinde işkence çekerken bizim hanlarda, şatolarda keyif çatmamız hiç de asilce bir davranış olamaz. Bre terbiyesiz uşak, ne zaman adam gibi susmasını öğreneceksin? Yani senyor, size de hiç iyilik yaramıyor. Kes sesini. Güzel senyora. Uşağın bazen böyle saçmalar. İnanın o zaman ne demek istediğini ben bile anlayamam. Lütfen bu zavallının kabalığını hoş görün. Geceyi şatoda geçirmek istiyorsanız rahatınızı temin etmek boynumuzun borcudur. Sizin yanınızda kendimi emniyette hissediyorum senyor şövalye. Nasıl isterseniz öyle olsun. Duydun mu? Senyor kafayı tam yemiş. Hanlara bile şato diyor. İşte hep okuduğu o şövalye kitapları yüzünden azizim bunlar. Hanlara şato, sahiplerine lord, insanlara da şövalye diyor. Vakit tamam oldu mu? Oldu amca, tam gece yarısı. Don Kişot şu saatte derin bir uykudadır. Ne yapacaksak şimdi yapalım. Araba aşağıda hazır bekliyor. Bütün yapacağımız senyörün odasına inip onu çuvalın içine sokarak arabaya koymak. Sonra da köye götürmek. O halde hiç durmayalım amca. Hemen harekete geçelim. Doğru. Bir dakika bir dakika acele etmeyin. Önce şu çarşafları başımızın üstüne geçirelim. Neden? Don Kişot'un bizi hayalet sanmasını istiyorum. Bunun neye yararı olacak ki? Bizi ölmüş usta şövalyelerin hayaleti sanacak Maria. Onu başka türlü kaçıramayız. Hadi lafı bırakın da çarşafları üzerinize geçirin. Yüzleriniz görülmesin. Konuşurken de seslerinizi değiştirin. Duyuyor musunuz? Senyor derin bir uykuda. Evet, top atası duymayacak bir halde. Hadi yanına yaklaşıp çuvala sokalım kendisini. Hazır mısınız? Evet, hazırız. Ben bağırmaması için ağzını tutarken siz ikiniz de senyorun elini kolunu bağlayacaksınız. Hadi. Tamam. Ne oldu? Hadi bağlayın, bağlayın çabuk. Hadi. Tamam bağlıyoruz be. Sus işte söyleme. Dur kıpırdanma şövalye. Çabuk ol, çabuk ol, zapt edemiyorum elimi. Tamam elini ayağını bağla. Kızım sen de ağzını bağla. Tamam al şu benzeri çabuk. Tamam. Güzel. Şimdi kendisini çuvalın içine sokalım ve kimseye görünmeden aşağıya indirip arabanın arkasından kafesin içine koyalım. Hadi. Sancho'yu ne yapacağız? Şövalyeyi arabaya koyduktan sonra sen gidip onu uyandır ve arabaya bindir. Ya gelmek istemez. Merak etme direnmez. Seni böyle beyaz çarşaf içinde görürse hortlak olduğuna inanır bayılır. Zıplayıp getirirsin. Hadi vakit kaybetmeyelim. Sabah olmadan köyde olmalıyız. Şövalyeyi arabaya koyduk. Berber, Sancho'yu getirsin, sonra yola çıkarız. Sizi it dölleri sizi, çıkarın beni bu çuvalın içinden. Şövalye ağzındaki mendili çıkarmış. Boşver bırak söylesin. Korkak büyücü Freston sizi göndereceğine cesareti varsa kendisi gelip benimle koşunu paylaşsın. Tez şu ipleri çözüp beni bu çuvaldan çıkarın, yoksa hepinizi ananızdan doğduğunuza pişman ederim. Ey şövalyelik mesleğinin son temsilcisi, mançalı ünlü şövalye Don Kişot.
Büyücü Preston senin düşmanın olduğu kadar bizim de düşmanımızdır. Seni buraya büyük bir felaketten kurtarmak için gelmiş bulunuyoruz. Sizler de kimsiniz? Bizler senin iyiliğini isteyen usta ve ünlü gezgici şövalyeleriz. Onların ruhlarıyız. Çektiği çilelerin haberi bize hemen geldi. Katlandığın acıları mükafat olarak seni koruma altına almış bulunuyoruz. Teşekkür ederim şövalye ruhları. Ama benim başı dertte olan bir prensese yardım sözüm vardı. Sen onu merak etme. Mikamikon prensesine verdiği sözü biz geri getireceğiz. Çünkü o dev büyüdür. Hakkıdır ancak biz geliriz. Ya ama. Ha, iyi ama. Asil ve soylu gezginci bir şövalye. Üstadlara fazla soru sormaz. Sen de soru sorma. Bize itimat et. Sesini çıkarma. Peki peki. Allah kahretsin. Berber Nikolas nerede kaldı? Yoksa Sancho'yu getirmeye ikna edemedim amca. İşte geliyor. Sancho da sırtında. Yavaş konuş. Getirdim işte Sancho'yu. Namussuz Cisco. Beni görünce hortlak sarıp bayıldı. Böylesi daha iyi. Hadi koy. Hadi onu arabaya koy, yola çıkalım. Bir an evvel köye gidelim. Ah, yatağımı özledim, yoruldum. Adam kaçırmak benim gibi biri için değil. Bak, ah, senin gibi berberin işi değil dostum. Bunlar bizim işimiz değil. Amcamı kazasız belasız evine geri getirdiğiniz için Allah sizden razı olsun peder. Şu anda uyuyor. Uyandıktan sonra ona başından geçenlerle ilgili sorular sorup geçmişini hatırlatmayın Bayan Aldanzo. Peki sayın peder. Zavallı amcacığım ne kadar da zayıflamış. Zayıflar tabii. Onun gibi şatoda yaşamaya alışkın bir senyör şövalyelik uğruna aylarca yiyip içmeden dağda bayırda yaşadı. Bu yüzden ona çok iyi bakmalısınız kızım. Siz hiç merak etmeyin. Karnı şişinceye kadar yedireceğim onu. Ben şimdi gidiyorum. Senyör iyileşme emareleri gösterince bana hemen haber verin. Ziyaretinize gelirim. Don Kişot adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.